Ayet-i kerimede yeryüzünde en kötü hakareti, en kötü rezaleti haber veriyor. Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok hakaretler oldu biliyorsunuz. Çok hakaretler oldu. Alay ettiler, deli dediler, yalancı dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler, hasta, her şey söylediler. Ama en ağır ayet, en tehdit edici ayet namaz mevzuunda geliyor. Hadi kurban olduğum peygamber, ayaklarının altında toprak olduğum peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış, bir köşeye sığınmış Allahu Teala'ya 2 rekat namaz kılmaya başlamış. Allah'ın Resulü ne zor ve ne zahmetli günler ya Rabbi. Ne zor günler, ne sıkıntılı günler. Anlatmakla insanın hayali ürperiyor. Fakat cezasını vermiş Cenab-ı Hak tabii onların. O günlerde henüz 5 vakit namaz farz değilken biliyorsunuz Resul-i Zişanımız ve ona tabi olan sahabe-i kiram Aleyhimur Rıdvan, İbrahim Halilullah aleyhissalatü vesselamın takip ettiği 2 rekat namaz kılarlardı. 2 rekat, başka yoktu. İşte bu 2 rekat namazı kılmak için Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış namaz kılıyor Resulullah. Bu esnada Ebu Cehil ismindeki kafir, Ebu Cehil hazırlayacağı şeyi bir kesilen ve derisi yüzülen bir devenin işkembesini hazırlamış, pisliğini hazırlamış. Resul-i Zişan her şeyden habersiz Allah'a secde ettiği, namaz kıldığı esnada Ebu Cehil geliyor, o devenin bağırsaklarını, pisliklerini Arş-ı Alâ'dan büyük olan hakarete bakın yani. Namaza hakaret, namaz kılana hakaret. Tepesinden aşağı boşaltıyor. Resulullah gayet melul. Arş-ı Alâ'ya bakar bakmaz derhal Cebrail aşağıya geliyor. Eraeytellezî yenhâ abden izâ sallâ. Ey Habibim, seni namazdan men eden Ebu Cehil kafirini gördün mü? Onu ebediyen cehennemde yakacağım diyor Rabbül Alemine. Derhal cezası gelmiştir. Namaz kılana hakaretin cezası korkunç diye derhal geliyor. Namaza mani olanlar, namaz kılmaya mani olanlar, namaz kılanların yoluna engel olanlar, namaz kılanların vakit Allah'ın huzuruna koşmalarına mani olanlar, işte nerede olursa olsunlar, nerede ve hangi hüviyet olursa olsunlar, Ebu Cehil'in torunları, Ebu Cehil'in çocuklarıdır onlar. Hepsi aynı kanattadırlar, hepsi aynı tabiattadırlar. Namaza mani